Bir varmış bir yokmuş. Güzel Prenses Cinderella ve Prens Leo ülkenin en büyük sarayında yaşarlarmış. Cinderella'nın prenses olmasını kıskanan üvey annesi ve üvey kardeşleri ise Cinderella'ya karşı hala kötü planlar yapma peşindeymiş. Kendini prenses sanan Cinderella gerçekte kim olduğunu unuttu herhalde. Unuttu, unuttu. O bizim evin hizmetçisiydi sadece. Ona asla bir prenses olamayacağını hatırlatmamız gerek. Üvey anne Lady Puffy, kızları Cassandra ve Jezebel'le şehrin en lezzetli pasta ve çörek yapan fırınına gitmişler. Buradaki aşçı Lady Puffy'nin kız kardeşi Zena'ymış. Fakat onun çok güçlü bir büyücü olduğunu neredeyse hiç kimse bilmezmiş. Aa, işte en sevdiğim müşterilerim geldi. Puffy ve kızları. Merhaba teyzeciğim. Sana ihtiyacımız var Zena. Cinderella için yeni bir plan yapmalıyız. Demek hala Cinderella ile uğraşıyorsunuz. Kızlarımdan biri saraya prenses olarak girmediği sürece onunla uğraşmaya devam edeceğiz. Pekala. Siz beni alt kattaki büyü odasında bekleyin. Lady Puffy ve kızları fırının alt katındaki gizemli büyü odasına inmişler. Zena yalnızca bir kere elini şıklatarak üzerindeki kıyafetleri büyücü kıyafetlerine dönüştürmüş. Ve o da alt kata inmiş. Evet, söyleyin bakalım. Bu sefer aklınızda nasıl bir plan var? Sen bize şöyle kocaman gösterişli lezzetli bir pasta yapacaksın ama. Puffy ve kıskanç kızları hain planlarını anlatırken saray bahçesinde fare dostlarıyla güzel bir gün geçiren Cinderella onlarla saklambaç oynuyormuş. Buldum seni Cheddar. Of ya, yakalandım. Bakalım mozzarella neredeymiş? Acaba burada mı? Aa, hayır. Yoksa şu çiçeğin arkasında mı? Tata, yakaladım seni. Ay, bu oyunda seni hiç yenemeyecek miyiz Cinderella? Sanırım hayır. Hadi gelin yemek yiyelim. Cinderella ve fare dostları tam saraydan içeri gireceklermiş ki Cinderella. Biri arkalarından bağırmış. Cinderella! Dur, bekle! Lady Puffy ve üvey kız kardeşlerim. Neden geldiler ki buraya? Dikkat edelim, bize zarar vermesinler. Lady Puffy ve kızları ellerinde kocaman bir paket taşıyorlarmış. Yavaşça Cinderella'ya doğru yaklaşmışlar. Cinderella, ülkemizin prensesi. Biricik kardeşimiz, senin için bir hediye getirdik. Senden yaptığımız her kötü şey için özür dileriz. Aramızdaki düşmanlık artık bitsin Cinderella. Bizi yanlış tanıdın. Biz aslında senin bir tanecik aileniz. Bana karşı artık daha mı iyi davranacaksınız? Evet tabii. Bak, bizi affetmen için sana bu güzel pastayı yaptık. Cinderella o kadar büyülenmiş ki pastadan hemen bir ısırık almak istemiş. Ama fare dostları Puffy ailesinin iyi niyetlerine inanmadıkları için Cinderella'yı durdurmaya çalışmış. Dur Cinderella, sakın yeme. Cinderella fareleri dinlemeden pastaya elini daldırmış ve büyük bir iştahla yemeye başlamış. Bunu gören Puffy ve kızları da keyifle gülmüşler. Afiyet olsun Cinderella. Cinderella son lokmasını yutamadan terlemeye ve kötü hissetmeye başlamış. Sonra bir anda elindeki pasta parçasını yere düşürmüş ve elleri küçücük olmuş. Sonra da ayakları gittikçe küçülmüş, küçülmüş. Cinderella, neler oluyor böyle? Cinderella bir anda farelerin boyunda minicik bir insan oluvermiş.
ve çok tehlikeli görünüyor. Ülkemizin prensesine bakın. Bir fare gibi küçücük oldu. Prens Leo seni böyle görürse kesin başka bir prenses bulacak kendine. Kızlar, hadi hemen işe koyulalım. Sizi güzelce bir süsleyip püsleyelim. Bekle bizi Prens Leo. Puffy ve kızları hazırlanmaya giderken neredeyse Cinderella'nın üzerine basıyorlarmış. Ay, dikkat edin. Of, nasıl düzeleceğim ben? Nasıl? Üzülme Cinderella. Eğer fındık ağacının altına girebilirsek iyi peri Liabel bize yardım eder. Evet, evet. Ama prens seni böyle görmeden yola çıkmalıyız hemen. Cinderella ve fare dostları hemen yola koyulmuşlar. Cinderella küçücük boyuyla her şeyi devasa büyüklükte görüyormuş. Her şey ne kadar da büyükmüş aslında. Demek ki siz dünyayı böyle görüyorsunuz fare dostlarım. Onlar saray bahçesinden çıkmaya çalışırken Prens Leo görünmüş uzakta. Cinderella Leo'nun ayakkabılarını görür görmez onu tanımış. Ve hemen bir yere saklanmış. İşte buradasınız Mozzarella ve Cheddar. Cinderella'yı gördünüz mü? Sabahtan beri onu bulamıyorum. Beyaz atını sevmeye gitmiş olabilir mi acaba? Ah tabii ya. Ahır, bir tek oraya bakmamıştım. Teşekkür ederim. Prens farelerden uzaklaşınca Cinderella saklandığı yerden çıkmış. Çabuk Cinderella, üvey kız kardeşlerin gelmeden seni gerçek boyutuna döndürmeliyiz. Cinderella ve fare dostları tüm güçleriyle koşmaya başlamışlar fındık ağacına. O sırada Cassandra ve Jezebel süslenip püslenip saray yolunu tutmuşlar. Saçlarım o kadar güzel oldu ki prens gördü mü dayanamayacak. Prens asıl beni bu elbise içinde görünce heyecandan bayılacak. Üvey kız kardeşler bir süre sonra saraya varmışlar. Cinderella, Cheddar ve Mozzarella ise koşmaktan çok yorulsalar da nihayet fındık ağacına varmışlar. Ve iyi periyi çağırmak için ağacın gövdesine dokunmuşlar. Liabel, Liabel, neredeysen hemen gel. Bir süre sonra parıltılar içinde Liabel belirmiş. Cinderella, sana ne olmuş böyle? Yardım et Liabel. Puffy'nin getirdiği büyülü pastadan yedim ve işte böyle küçüldüm. Ah, tamam, seni eski haline getirecek sihri biliyorum. Cinderella'nın gözünden dev gibi görünen Liabel, sihirli değneğini havada 3 kez sallamış. Fakat Cinderella büyümek yerine daha da küçülmüş. Olamaz. Liabel, Cinderella bu sefer bir karınca kadar küçüldü. Bunun üzerine Liabel daha güçlü bir sihirli değnek çıkarmış. Ve nihayet Cinderella eski haline dönmüş. Başardın Liabel, başardın. Teşekkür ederim. Cinderella hemen saraya dönelim. O sırada Cinderella'yı bir türlü bulamayan Prens Leo saray salonuna geri dönmüş. Fakat salonda Jezebel'le karşılaşmış. Jezebel hiç vakit kaybetmeden tüm hünerlerini göstermeye başlamış. Sizin için her şeyi yapmaya hazırım. Hem çok da iyi dans ederim. La 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 la. Ah, ay. Cinderella nihayet saray salonuna varmış. Tam o sırada bu sefer üvey kardeşlerden Cassandra Prens Leo'ya doğru yaklaşmaya çalışmış. Prens ise Cinderella'yı salonda görünce hızla ona doğru koşmuş. Prensesim, her yerde sizi aradım. Bakmadığım yer, girmediğim oda kalmadı. Neredeydiniz? Cinderella başına gelenleri bir bir anlatmış prense. Büyülü pastadan yediğini, boyunun küçüldüğünü, farelerin yardımıyla iyilik perisini çağırdığını. Cinderella, sen her halinle güzelsin. Ne olursa olsun ben seni sonsuza dek seveceğim.
Cinderella ve Prens Leo'nun aşkını kimseler bozamazmış. Kötü kalpli Lady Puffy ve kıskanç kızları bile.